Herkese selamlar arkadaşlar. Ocak üzerinde evde kolaylıkla yapabileceğiniz lokum gibi bir güveç tarifim var sizlere. Hazırlaması sadece 10 dakikanızı alacak, çok pratik ve çok nefis bir ana yemek tarifi oldu. Şimdiden beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Buyurun detaylı tarifimize geçelim. Yemeğimizi yapacağımız orta boy bir güveç tenceresinin tabanına 3 çorba kaşığı kadar zeytinyağı gezdirelim ve ardından 400 gram kuşbaşı etini tenceremizin tabanına yaydıralım. Benim kuşbaşım antrikot daha yumuşak olması ve kolaylıkla pişmesi için bu şekilde bir et tercih ettim. Elinizin altında ne varsa kullanabilirsiniz. Her türlüsü pişecektir. Ve şimdi yaklaşık şöyle bir avuç kadar gördüğünüz gibi ince kuşbaşı halinde doğranmış kuyruk yağımı da etimin üzerine serpiştiriyorum ve devam ediyorum. Güveç yemeklerinde özellikle et yemeklerinde kuyruk yağını çok fazla sevdiğim için tercih ettim. İsterseniz eklemeye de bilirsiniz. Şöyle 4-5 adet sivri biber ve bir tane şili biberini yemeklik doğradıktan sonra etimin üzerine yerleştiriyorum ve bir orta boy yemeklik doğranmış kuru soğanımı ekliyorum. Bu şekilde sırayla sebzelerimi yerleştirerek güvecimi oluşturuyorum. Geç pişen sebzeleri alta gelecek şekilde yerleştiriyorum. Şimdi kuru soğanların üzerine bir adet küp küp doğranmış kabak ve onun hemen üzerine yine bir orta boy küpler halinde doğranmış patatesimi ekliyorum. Daha önce paylaşmış olduğum ve sizlerin çokça sevdiği diğer güveç tariflerime de göz atarsanız eğer buraya bıraktığım oynatma listesi üzerinden taze fasulye ile yapmış olduğum güveç tariflerini de görebilirsiniz. O da çok yakışacaktır. Dilerseniz ekleyebilirsiniz. Şimdi patateslerimi ve kabaklarımı yerleştirdim. Yaklaşık 5-6 diş iri parçalar halinde doğramış olduğum sarımsaklarımı da serpiştiriyorum. Sarımsakların ardından yine alacalı soyup küpler halinde doğramış olduğum 3 tane de orta boy patlıcanımı ekliyorum. patlıcanları güzelce bastıra bastıra güveç kabımın yanlarına da gelecek şekilde yerleştiriyorum şu an çiğ olduğu için fazlaca görünüyor piştikçe yavaş yavaş küçülecek ve yemeğim azalacaktır bir diğer yanda da görmüş olduğunuz gibi kabuğu soyularak yemeklik doğranmış iki orta boy domatesim var Patlıcanların üzerine de domatesimi yerleştireceğim. Daha sonrasında sebzelerimin dizme aşamasını sonlandırmış olacağım. Sizler de benim vermiş olduğum bu ölçüm listesine göre yaparsanız en az 4 kişilik servis çıkacaktır arkadaşlarım. Şimdi domatesimi de ekledim. Son olarak üzerinin sosunu hazırlayacağım. Sosu içinliği kullandım e, ve diğer malzemelerimde neler kullandım? Hepsini açıklama kısmında rahatlıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. Asla kaçırdık diye üzülmeyin. Şimdi sosumu hazırlamakla devam ediyorum. Uygun bir kabın içerisine bir çorba kaşığı dolusu domates salçamı ekliyorum. Devamında bir tatlı kaşığı dolusu pul biber, yarım tatlı kaşığı karabiber ve yarım tatlı kaşığı da dağ kekiğimi ekliyorum ve yarım su bardağı suyla birlikte tüm bu malzemeleri güzelce bir karıştırıyorum. Tüm malzemeler güzelce karıştırdıktan sonra tuz eklemediğimi fark ederek 1,5 tatlı kaşığı dolusu da tuz ekledim arkadaşlar. Siz de atlamayın muhakkak ekleyin. Daha sonrasında hazırladığımız bu karışımı güvecimizin üzerine gezdirelim. Tarifimi bu aşamaya kadar izlediyseniz lütfen videoma birer beğeni bırakmayı ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bu güzel lezzetli tarifimi beğeneceğini düşündüğünüz, yapacağını düşündüğünüz arkadaşlarınız da varsa videonun altındaki paylaş butonu üzerinden gönderebilirsiniz. Şimdi sosumu gezdirdim, üzerine birkaç dal da biberiye, taze biberiye ekliyorum ve tereyağı da ekleyerek artık ocak başına geçiyorum. İçinde kullandığımız kuyruk yağı ve yağ miktarı etin yağı yemeğimize yeterli olacaktır. Ancak ben lezzetini doruklara çıkarmak adına tereyağı ekliyorum. Sizler isterseniz eklemeyebilirsiniz. Toplamda bir çorba kaşığı kadar da tereyağı kullandım. Parçalar halinde üzerine ekliyorum. Daha sonrasında kapağını kapatarak ocağımın başına geçiyorum. Toprak kabımızın çatlayıp patlamaması için öncelikle yüksek ayar ateşe almayalım. En küçük bölümdeki en kısık ayarda tenceremiz ısınıncaya kadar küçük bölümünde bırakalım. Ardından tencereye bir şöyle dışından dokunarak bakalım. Eğer ısınmışsa altını orta ateşe getirebiliriz. Yaklaşık kaynamaya başladıktan sonra 1,5 saat kadar pişirelim. Misler gibi gördüğünüz gibi pişiyor yemeğimiz eve yaydı kokuyu anlatamam arkadaşlar nefis bir tarif muhakkak denemenizi öneririm şimdi tarifimize güvecimizin pişmiş aşamasıyla devam edelim sizleri çok fazla bekletmek istemiyorum gayet güzel bir şekilde bir buçuk saat boyunca kısık ateşte pişirdim şimdi şöyle bir tur karıştırarak pişkinliğini kontrol ediyorum gerçekten lokum gibi olmuş. Mis gibi yaz sebzeleriyle yapabileceğiniz çok çok nefis bir tariftir. Bayramlarda, özel günlerde çok güzel bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Gayet de gördüğünüz gibi pratik. Bu şahane güvecimin sunum aşamasıyla tarifimi artık sonlandırıyorum. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.